Hepinize merhaba. Biz şu an nereye gidiyoruz? Agra'ya doğru yola çıktık. Tacı Mahal'e gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü bu benim hayallerimden birisiydi. Agra yolculuğumuz devam ediyor. Hala daha 1,5-2 saatimiz var. Agra Delhi'ye çok yakın değilmiş. Ben çok yakın sanıyordum. Tacı Mahal'e gidiyoruz. Şimdi saat burada sabah saatleri ve biz kahvaltı falan yapmadık. O yüzden yanımıza bir şeyler aldık. Bir şey yapacağız şimdi. Yoksa bir one hour later we will be. Bir saat kalmış bu arada. Kendim aldım Hint kıyafeti. I'm saying. I buy one kurti for me. Should I show? Yeah. Çok zor bulduk. Çok pahalıya götürüyorlar. Tac Mahal'e yaklaştık. Çok heyecanlıyım ben de. Yolları falan gayet temiz, güzel. Herhangi kokan bir yer yok. Çöp de yok. Gayet iyi yani. Yol kenarlarında böyle hediyelikler falan var. Buranın mermeri çok ünlüymüş. Dajan bir şeyler yemek istiyor şu an. Tac Mahal'e gidiyoruz ama ben pasaportumu getirmedim yanımda. Ve turistlerden istiyorlar. Yanımda hiçbir şey yok yani. Kimlik kartım, işte Rajan'la evlendiğim, hani Hintli biriyle evli olduğuma dair herhangi bir evrağım, ellik cüzdanım, pasaportum falan getirmedim. Niye böyle bir hata yaptım hiç de bilmiyorum ama istemezler diye düşündüm. İstiyorlarmış. Çiçeklerin güzelliği. Hala varamadık. Ne kadar yürüyeceğimizi biz de bilmiyoruz. Öyle yürüyoruz. Bu yol bizi Tac Mahal'e çıkartacak direkt. Yalnız beni içeri almayabilirler. Dediğim gibi bir hata yaptım. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Çok fazla böyle zorluyorlar ya. Yok gel burada ye. Yok gel burada kal. Şu kadar, şu kadar diye. Rajan hayır diyor. Hala anlamıyor yani. Bak hala peşimizde yapmış onu. Tac Mahal'e vardık. Ah, oh, tüylerim diken diken oldu. Burası benim bir hayalimdi. Buranın hikayesini okumuştum. Ve bir gün geleceğim dedim. Şimdi içeri gireceğiz. Umarım bir zorlukla karşılaşmam. Çünkü yanımda herhangi bir şey getirmedim. Mahalle girdim. Hiç sesim solum çıkarmadım. Bir de üstümde Hint kıyafetlerim var. Belki de benim Hintli olduğumu düşündüler. Bilmiyorum ne olduğuna gitti ama ben pek fazla konuşmadım. Şimdi içeriye giriyoruz. Bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Çok merak ediyorum. Tac Mahal benim Hindistan'da en çok merak ettiğim yerdi. Burada da gösteriyor adım adım.
sadece mahallenin içindeyiz. Değil mi? Yani yap koyu parlayınla beraber şey, evet. Arkadaşlar ekmeğin kerengi evet. Bir Gayet bir dur. Taj Mahal'in girişi. Burası da avlusu mu diyeyim artık, bahçesi. Buradan da çıkıyorsunuz. Bir pazar var. Girişinde Yasin suresi yazıyor bu arada. Taj Mahal inanılmaz derecede kalabalık. Yalnız çok güzel. Hem bahçesi hem kendisi. İnanılmaz güzel. Kapısında bir dua yazıyor Yasin suresi. Taj Mahal'in içine gireceğiz. Çok yaklaştık. İçeride video ve fotoğraf çekmek yasak ama bilmiyorum gizlice çekebilir miyim? İçeride çünkü mezarlar var. Şah Cihan'ın eşine yaptırdığı bir mezar aslında burası, bir kabir. Çok sıcak burası.
Taj Mahal turumuz bitti. Taj Mahal gerçekten çok güzeldi. İçerisine de girdik. Hepsi inanılmazdı. Burasını çok temiz tutuyorlar. Yiyecek içecek sokmanız yasak. Birçok kuralı var buraya gibi. Galata'yı geziyorsunuz. Taj Mahal'den ayrılıyoruz. Taj Mahal turumuz bitti. Şimdi farklı bir yere gidiyoruz. Orası Vrindavan. Burası biraz Hindu diniyle ilgili bir yer. Taj Mahal beğendiniz mi bilmiyorum. Ben çok beğendim. Kötü kokan bir yer burası. Sokak yemekleri falan çok pis. Taj Mahal'in arka kapısından çıktık. İnsanlar sokak yemekleri yiyor. Gazoz içiyorlar, guava yiyorlar. Şu meyve guava. Burada da bana değişik değişik bakıyorlar. Taj Mahal'de de vardı yabancılar. Ama çok değil, böyle 2-3 kişiydi. Kaşmir ki model hai bhaiya 50 rupees mein.